Bu video dinamometrenin sadece şırınga ve lastik yardımıyla yapılmayacağını göstermek için hazırladığım şu düzeneğin gelişmiş halini açıklayan bir videodur. Önceki videoda bir potansiyometre yardımıyla ve bir lastik yardımıyla Arduino ile kontrol edilebilen, daha doğrusu gözlemlenebilen basit bir dinamometre yapmıştım. Bu videoda aynı mantıkla daha gelişmiş, daha düzgün gözüken bir dinamometre tasarladım. Bu dinamometrenin yapımında bir CNC ve malzeme olarak da Dakota kullandım. Dakota sert strafor olarak da anılır. Çizimleri AutoCAD 2018 programı üzerinde yaptım. Bu dinamometrenin çalışması için temel olarak bir yay var. Bu yayı dairesel harekete çevirmek için şöyle basit bir kol düzeneği var. Destek noktası olan yerde de bir potansiyometre var. Potansiyometre hemen şurada. Ve bu potansiyometreyi 3 tane kablo ile Arduino'ma bağladım. Burada yaptığım şey şu. Kuvvet uyguladığımda yay uzuyor. Yay uzarken, yani kuvvet uyguladığımda aynı anda potansiyometre de hareket ediyor. Potansiyometre, yani 6. sınıflarda öğrettiğimiz ismiyle değişken dirençteki değer de değiştiği için direncin üzerinden akan akımla değişecektir. Bundan sonraki kısım biraz daha eğlenceli. Önce bağlantıları göstereyim. Potansiyometrenin ortasındaki ayağı Arduino'nun analog sıfırına, diğerlerine de artı 5 ve eksi kısmına bağladıktan sonra Arduino'nun içine Scratch for Arduino kodlarını yükledim. Şöyle bir çok son derece basit bir kod bloğu var. Burada amaç şu. Dinamometredeki değişimi gözlemlemek ve bilgisayar kontrollü bir dinamometre yapmak. Tabii burada değerleri bir değişken vasıtasıyla algıladıktan sonra üzerine değişiklik yapmak da mümkün. Daha büyük ya da daha küçük değerler elde edilebilir. Bu materyal ile tek taraflı kaldıraç dersi de işlenebiliyor. Yayın bulunduğu yeri değiştirerek veya kuvvetin ve yükün yerlerini değiştirerek kuvvet ve yoldan kazanç durumları da üzerinde incelenebiliyor. Yazılım konusunda daha iyi gruplar için Arduino IDE programı da kullanılabilir. Arduino'nun içerisinde bulunan örneklerdeki Analog Read Serial kodlarını kullanarak üzerinde sadece delay 1 milisaniyeydi. Bunu 100 milisaniyeye çıkartarak seri çizici ekranını da kullanabiliriz. Bu analog değerden, analog girişten okunan değerleri grafik olarak bize sunuyor. Bu fen dersindeki deneyleri yaparken çok daha görsel olarak çok daha faydalı olacaktır. Yaydaki uzama miktarını grafikle gösterebiliyoruz ya da uygulanan kuvveti artık dersin veya deneyin işleyişine göre.